Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Latin Mango. Çinliler bu elektrikli otomobil işini daha ne kadar iyi yapabilir sorusunun canlı hali Latin Mango. Şu ana kadar benim tanıtacağım en iddialı modellerden biri. Göz alıcı tasarımı, ideal boyutları ve tamamen elektrikli motoruyla verim konusunda eline su döktürmeyen Latin Mango fiyatıyla da öne çıkıyor. Tabi bu fiyat meselesi bizim ülkemizde biraz farklı işliyor. Dünya piyasasında 10-15 bin dolar olan, hatta 10 bin dolardan daha ucuz olan elektrikli otomobillerin sarı sitede milyon liraya yaklaşan fiyatlarını görünce insana ufak çaplı bir sinir krizi geliyor. Latin Mango içinde her şey böyle mi olacak? Pek bilmesek de yeni Latin Mango'ya dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Latin Mango, Levdio firmasının 2020 yılında piyasaya çıkarttığı modeli oldu. Böyle diyorum çünkü Latin Mango markanın ilk modeli değil. 2008 yılında kurulup yalnızca elektrikli otomobiller üreten Levdio'nun hali hazırda 11 modeli bulunuyor. Bizim odamızda ise markanın da giriş seviyesinde bulunan modeli Latin Mango bulunuyor. Yerli otomobil Tokyo'da de gündeme gelen Pininfarina tarafından tasarlanan yeni Mango'ya önden baktığımızda ciddi ve premium bir duruş görüyoruz. Mercek ve ledlerden oluşan far grubu siyah bir zemin üzerinde konumlanmış. Bu siyah zeminin ortasında ise Latin yazısı ve onun altında şans söketi bulunuyor. Oval ve yumuşak hatlara sahip olan yeni Mango'nun tamponunda herhangi bir sis farı bulunmuyor. Buna karşın spor tasarımıyla adeta içten yanmalı motora sahip bir otomobil gibi gözüküyor. Latin Mango'nun şık tasarımını başarılı şekilde devam ettiren profiliyle ona biraz daha ısınıyoruz. Yeni Mango'nun profiline geçtiğimizde ön taraftaki o içten yanmalı motora sahip model hissiyatının devam ettiğini görüyoruz. Düz bir hatta sahip olan modelde kaputtan uzanan çizgi stoplara kadar devam ediyor. Çift renginde tasarımda önemli bir yere sahip olduğunu varsayarsak, kapı altındaki trim parçası ve tavan uyumunu beğendiğimizi söyleyebiliriz. Mini elektrikli arabaların kaderi olan küçük jant lastik tarafında ise 165-65-14 inç boyutunda plastik kapaklı modellere sahip olacaksınız. Renklerde ise Div, Maze, Ivory ve Coldplay isimli 4 farklı renk beğeninize sunuluyor. Yeni Latin Mango'nun karizmatik arka tasarım detaylarına bakalım, beğenecek misiniz? Yeni Mango'nun arkasına geçer geçmez özgünlüğün kısmen yitirildiğini görüyoruz. Rakip modellere benzeyen tasarım detaylarına sahip olan Mango'nun karartılmış LED stopları ve onları birbirine bağlayan siyah trim parçası şık gözüküyor. Stopların üstünde, üzerinde fren lambasının da bulunduğu minimal cama yer verilmiş. Herhangi bir sileceğin olmamasıysa bir dezavantaj olabilir. Düz bir bagaja sahip olan arka tarafta tampon üzerinde sis ve geri farları konumlanmış. Siyah difüzörle premium bir duruş kazanan arka tarafın tasarımını genel itibariyle beğendiğimizi söyleyebiliriz. Yeni Latin Mango içine rahat sığmanızı sağlayacak boyutlarında da rakipleriyle farkını ortaya koyuyor. Yeni Latin Mango 3620 mm uzunluğunda, 1610 mm genişliğinde ve 1525 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Diz mesafesinin kıstası dingil uzunluğunda ise 2440 mm ile yeterli bir alan sunuluyor. Diz mesafesi demişken tüm konfor detayları iç mekanda bizi hoş özellikler bekliyor. Bu hoş özelliklere geçmeden hemen önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Latin Mango'nun kapılarını açıp iç mekana geçerken ilk baktığımız şey elbette koltuklar oldu. Çünkü rahat olmayan bir koltukla araba ne kadar iyi olursa olsun satın alınmak istenmez. Yeni Latin Mango'nun koltuklarına baktığımızda ise yanal ve baldır destekleri aynı segmentte bulunan rakiplerine göre fazlasıyla iyi olduğunu görüyoruz. Başlıkların dahi dolgun ve etkili göründüğü bu koltuklara oturduğunuzda sizi sade tasarımıyla ön konsol karşılıyor. Üzerinde herhangi bir tuşun bulunmadığı, Latin logosunun merkezde yer aldığı iki kollu ince direksiyon simidi boyutları da biraz büyük duruyor. Elbette büyük direksiyonun sürüşe etkisi yadsınamaz bir gerçek.
ışık direksiyon simidinin hemen arkasında ise tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. Üzerinde lastik basınçlarına kadar birçok bilginin anlık olarak gösterildiği bu ekranın grafikleri başarılı. Sert kaplama malzemeleriyle kaplanmış konsolun ortasına geldiğimizde dik şekilde yerleştirilmiş 9 inç büyüklüğünde bir dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Ekran kalitesi ve çözünürlüğü bakımından segment getirisini karşılıyor diyebileceğimiz bu ekranın kullanımı basit. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerinde de erişim mevcut. Konsolun aşağısına doğru havalandırma çıkışlarına yer verilirken fiziksel tuş asla bulunmuyor. Onun yerine küçük eşya gözlerinin bolca bulunduğu kabinde konsol üzerinde saklama alanları mevcut. Orta konsolda sadece vites seçim kumandasının bulunduğu yeni Mango'da el freni manuel olarak tasarlanmış. Herhangi bir kol dayama bulunmaması ise büyük bir dezavantaj. Buna karşın 4 camın elektrikli oluşu avantajlar arasında bulunuyor. Bağlantı özelliklerinde de sadece 12 volt soket girişi bulunması üzdü. Buna ek olarak ambiyans aydınlatma ya da cam tavan tahmin edileceği üzere yeni Mango'da bulunmuyor. Mini elektrikli arabalar içinde arka koltuklarında daha iyisini henüz görmediğimiz yeni Mango'nun arka koltuklarına geçtiğimizde bu araba alınır diyorum. İki yetişkinin çok rahat şekilde sığdığı arka koltuklarda kısmen var olan yanal destekler dikkatimizi çekiyor. Konfor özellikleri konusunda bağlantı ekipmanlarını ne yazık ki sunmayan Latin Mango'da arka yolcuların en büyük lüksü elektrikli camlar olacak. Sarı renkteki emniyet kemerlerine de değinmeden olmaz. Yeni Latin Mango'nun bagajına geçtiğimizde ise arka koltuklar normal konumdayken günlük işlerinizi görecek kadar ufak bir alan sunuluyor. Tamamen yerinden çıkabilen arka koltukları söktüğünüzde ise 1250 litre hacme sahip olabilirsiniz. Yeni Latin Mango'nun segmentinde daha önce görmediğimiz güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri fazlasıyla iddialı. Yeni Latin Mango'da 4 farklı akıllı güvenlik asistanı ve 4 farklı üstün sürüş destek yardımcısı sunuluyor. Akıllı güvenlik asistanlarının ilk sırasında her ne kadar ufak bir otomobil olsa da kör noktanızda kalan araçları size gösteren kör nokta uyarı sistemi. Şerit dışına taşmanız durumunda sizi sesli olarak uyaran şerit takip asistanı. Ve geri manevralarda sizi sesli ve görsel olarak uyaran geri manevra uyarı asistanı sunuluyor. Daha stabil bir sürüş için sunulan özelliklerde ise etkili bir fren için ABS. Yine zemine göre tutunmayı dağıtan elektronik fren gücü dağıtımı EBD. Yokuşlarda geri kaçmayı önleyen yokuş destek sistemi ve lastik basınç uyarısı yeni Latin Mango'da sahip olabileceğiniz güvenlik ve sürücü destek asistanları arasında bulunuyor. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. Yeni Latin Mango'nun kaderini belirleyen motor güçleri ve batarya kapasiteleri onu günlük kullanmak için yeterli mi? Yeni Latin Mango'da 2 farklı beygir gücünde, 3 farklı kapasite ve menzilde tamamen elektrikli motorlar sunuluyor. Bu elektrikli motorların ilk sırasında 34 beygir güç, 105 Nm tork üreten 11.5 kWh'lik motor bulunuyor. 130 km uzunluğunda menzile sahip olan bu motorun şarj süresi 7 saat civarında. Bir üst sıradaki motordansa aynı şekilde 34 beygir güç, 105 Nm tork elde ediliyor. Fakat batarya hacmi 17.28 kWh'e çıkarken menzil de 200 km'ye çıkıyor. Bu motorun şarj süresi ise 10 saat. Giriş seviyesindeki iki motorun arkadan itiş olduğunu da söyleyelim. Son sırada bulunan motordansa 47 beygir güç, 125 Nm tork elde ediliyor. 29.44 kWh batarya sahip olan, önden çeker olan bu motorun maksimum menzili 335 km. Şarj süresi ise 12 saat dolaylarında. Yeni Latin Mango'nun fiyatı ise bu özellikleri düşününce onu satın almanın kaçınılmayacak bir fırsat olduğunu gösteriyor. Evet, Yeni Latin Mango 4300 dolardan başlayıp 10.000 dolar arasında değişen fiyatıyla alıcılarını bekliyor. 4300 dolar.
Şöyle bir düşününce otomobil sahibi olmak döviz kuru bu seviyelerdeyken bile ne kadar kolay gibi görünüyor. Tabii bu otomobil ülkemizde TL karşılığında satılsaydı daha da güzel olabilirdi. Fakat örnekleri hiç de mutlu edici değil. Yeni Latin Mango'nun baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Mango'yu çok beğendim. Kesinlikle de evin bir aracı olarak görmek isterdim. Peki siz yeni Latin Mango hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Latin Mango hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.